Hadi hazırlan. Gidiyoruz. Nereye? Anne! Gel, buradayım. Ne yaptın? Merak ettim. Ne yapayım işte. Bir çözüm yolu aradım ama hiçbir şey bulamadım. Sen nereye gidiyorsun? Gidip konuşacağım Yıldız Hanım'la. Ben de geleceğim. Hadi Kader, seni bekliyoruz. Ben ne desem bilmem ki. Nereden başlasam? Biz yaptığınız iyilik için çok teşekkür ederiz. Kader her şeyi anlattı. İnsan bu hallere isteyerek düşmüyor Yıldız'ım. Ben size karşı çok mahcubum. Yapmayın ne olur. Büyütecek bir şey yok. Siz de olsaydınız aynısını yapardınız. Yapardık. Tabii yapardık. Ama ben bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Ödeyecek bir şey yok. Lütfen. Ben de size karşı mahcubum. Siz de kusura bakmayın ne olur. Yani biz Handan'ı uzun zamandır tanırız. Kemal ona bir söz vermiş. Böyle olmasını istemezdik. Kemal'le konuştuk biz bu konuyu. Canınızı sıkmayın lütfen. Neyse. Gelelim burada olma sebebimize. Ben size borcumu ödemek isterim Yıldız Hanım. Ama öyle çıkarıp 5.000 lirayı pat diye veremem. Ben zaten vermenizi istemiyorum. Olmaz öyle şey. Kimseye borçlu kalmak istemem. Düşündüm. Bir yol buldum. Çalışarak ödeyeceğim borcumu. Her gün gelirim, evde ne iş varsa yaparım. Çayı koydum, demleniyor. Niye zahmet ettiniz? Biz sizinle konuşmaya geldik buraya. Olur mu öyle şey canım? Hem içer hem konuşuruz. Peki ne diyorsunuz? Borcumu ödememe izin verecek misiniz? Estağfurullah Sevgi abla. Yani Sevgi Hanım. Hiç gerek yok. Sizi sıkıştırmak istemem ama gerçekten borcumu ödememe izin verirseniz bana dünyadaki en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Öyle ya da böyle. Ortada bir yanlışlık var. Düzeltmek isterim. Peki. Madem öyle istiyorsunuz, kapımız size her zaman açık. Hadi pasta börek bir şey getireyim de masa başında devam edelim sohbete. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Vallahi siz istemeseniz de ben yiyeceğim. Buyurun. O zaman izin verin, ben de yardım edeyim size. Sen masanın üstünü aç, ben getiriyorum. Ben Yıldız Hanım'a yardım edeyim.